Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet, yine size çok güzel bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bildiğiniz kolay ara suyunun üzerine bu şekilde hem yaprağı hem de çiçeği takımı olan bir model hazırladım. Modelim bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi yaklaştırayım. Daha net gözüksün arkadaşlar. Modelim bu. Buralara meyve suyu pipeti ile dallar hazırladım. Şu gördüğünüz dalları meyve suyu pipeti ile hazırladım arkadaşlar. Şöyle ara suyu da üçgen kirpikli trabzanlar. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Şöyle bir de tersinden tutayım. İlk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. İkişer zincir çekerek hazırladım. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Orada izleyebilirsiniz. Şimdi ara suyu olarak arkadaşlar 8 tane bırakıyorum. Birisini buraya sabitleyince ortada 7 tane kalıyor. Ben örnek amaçlı yapıyorum. Siz ne kadar uygun görürseniz ara suyunu o kadar bırakabilirsiniz. Şimdi ara suyunu yaparak başlayalım. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitleyeyim. 2 tane zincir çektim. Şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi pipirik olarak buraya kapattım. Tekrar 2 zincirimi çekip hemen yanındaki boş tığ battıya kapattım. Evet, ara suyunun yapılışı bu kadar arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girip 2, 2 aldım. Tekrar 2 zincir hemen yanındaki tığ battıya girdim. Şöyle bir tane boş kirpiksiz üçgen trabzan. 2 zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle yuvaya girip 2, 2 alarak trabzan yaptım. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. 7 zincirimi ters çevirip boş yapmış olduğum trabzanın tepe noktasını bu şekilde sabitleyerek kapattım 7 zincirimi. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Şöyle düz tarafına döndüm. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın da içine girip şöyle 1, 1, 2, 2 ve 2 alarak bir trabzan yap. Bakın hafif arkaya doğru meyilli olsun bu şekilde trabzanınız. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Buraya akide şekeri dolgulu fıstık yapacağız. Yaprak yapacağız. Evet, bir defa tığımı doladım. Şimdi yuvanın içine giriyorum. Uç zincir boyutunda ilmeğimi alıyorum. Bu bir. Şöyle iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. Bu şekilde 18 tane ilmek toplayacağız. Şöyle 11, 12, 13, 14, 15, 16. Görüyorsunuz dolgulu güzel şöyle büyük bir irice fıstık yapıyoruz. Evet, sonuncuyu da yuvadan alıp şöyle hepsini birden bakın kolay bir şekilde çıkartıyoruz. 3 zincir boyutunda irice çektik. Hemen bu ilmeği buraya kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 defa tığımı doladım. Bu yuvaya girip 1, 2, 2, şöyle 2 ve 2 defa alarak bu fıstıkların boyunda böyle bakın bu şekilde
Trabzanımızı yaptık. Hemen 4 tane zincir çekiyorum. Şu aradaki tek tel var ya, sık iğne ile kapattığımız ilmekleri, orayı da kapatıp geri kalan yere sık iğne yapıyorum. 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın şöyle geriye doğru sıyırıp bunu bu şekilde 10, 11 ve 12. 12 tane fıstık yapıyorum şu bombililiğe ulaşmak için. Bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar. Yaprak görünümü şöyle veriyor gibi. Bakın yaprağımız bu şekilde. Akide şekerli yaprağımız şöyle. Bu şekilde doldurduk. Şimdi buraya dallar yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum dibinde. İlmeğimi uzatıp bu pipetimi alıyorum. Bu şekilde buraya 6 tane ilmek toplayacağım. Bakın bu bir. Geri kalan, bu yapraktan geriye kalan yuvadan şöyle bir, iki tane zincir çekip ilmeğimi takıyorum. Şöyle. Kalıplıyorum sıkı sıkı. Yine şöyle bir, iki zincir, üç oldu. Şöyle dört. Aynı yuvadan dibinde iki zincir çekerek 6 tane ilmek çıkarmamız gerek. İkişer ikişer yapıyorum ki dalları şöyle akide şekerler dolgulu olduğu için taşıyabilsin. Tek ilmek taşımaz diye düşündüm arkadaşlar, ama tek ilmek de yapabilirsiniz. 3 tane ilmekten de yapabilirsiniz. Evet, 6 tane yaptık toplamda. Tığımızın başını dolayıp şöyle elim yine çarptı. Dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de bu trabzanın içine girip şöyle bir iki tane zincir çekip hemen sıradaki tığ battıya kapatıp buradaki yarım kalan trabzanımın böyle yaprağımın tebelinde tamamlamış oldum. Evet, iki zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girip 2 2. Bu şekilde trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapattım. Şöyle tomurcuk olarak 1, 2 tane de zincir çekip hemen yanındaki tığ battıya sabitliyorum. Evet. Bir tanesi yeterli sanırım. Bir tane de başında yapmıştık. Şimdi pipetimi çıkarıp şöyle dallarımı sizlere gösteriyorum. İkişer ikişer eşleyip şöyle bu akide şekerlerini, sık iğneli akide şekerlerini yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet, şöyle başlayalım çiçeklerimizi yapmaya. İki tanesini alıyorum telinin. Şöyle yamuk olmadığına da iyice bakalım. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip şöyle 2 2 ve 2. 2 zincir boyutunda trabzanımı hazırladım ve kenarına da 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip buradan 8 tane küçük ilmek toplayacağız arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz yaprağın miniklerini yapacağız. Şöyle 3 oldu. Yine trabzan arasına girip ilmek alıyorum. 4 oldu. Şöyle 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ilmeği topluyorum. Bir tane de yuvadan girip küçük akide şekerlerini hazırlıyorum bu şekilde. Evet. 2 defa tığı doladım. Yeşil yuvaya, yani ilmeklerin arasına girip 1, 2, şöyle 2, şöyle 2. 4 seferde aldığım trabzan, şu 4 zincirimi çektim. Hemen ara kısımdan girip sabitliyorum.
Geriye kalan kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, bu şekilde bakın. Şöyle bir tanesini hazırladık. Arasına hiç zincir çekmeden alıyorum arkadaşlar. Zincir olunca bolluk oluşuyor. Kalıp gibi durmuyor. Zincir çekerek de denedim. Hoş olmadığı için bu şekilde yapmaya karar verdim. Onu söktüm. Zincirsiz daha hoş durdu. Yine 3 tane zincirle başlıyorum. 2 defa tığımı doladım. Hemen yapmış olduğum dalın içine girip 3 seferde 2 ve 2. Şöyle 3 zincir boyutunda trabzanı hazırlayıp 2 tane de zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. de yuvadan alıp bu şekilde akide şekerimi topluyorum. Evet, yapraktan sonra gözünüze minik gelebilir arkadaşlar. Ama böyle kibar olması gerekiyor. 2 defa tığı doladım. Yine dalımın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. 4 sefer de aldım. Trabzan 2, 3, 4 zincir. Pipiriklerim hep benim 4 zincirden oluşuyor. Şöyle bakın. Yanındaki o teli de aldım. Temiz çalışma olsun diye. Geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. de yeşil yuvaya. Bu önemli arkadaşlar. Buraya yapmayı unutmayın. Şimdi sıra sonuncu 2 dala geldi. Onları da şöyle sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bakın hiç zincir çekmeden geçiyorum. Birbirine yakın ve kalıp gibi durması için. Yine 3 tane zincir çekerek başlıyorum. 2 defa tepesine tığı doladım. İlmeği doladım. Şöyle 2, 2, 2. Şöyle 2 zincirimi çekip 1 defa tığı doladım. Bu 1. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane iç kısmına şurada bir potluk oluştu arkadaşlar. Sonra o güzel durmuyor. Şöyle onu sökün. Böyle delikli gibi duruyor. 5'ti sanırsam. Şöyle 6, şöyle 7 ve bir defa tığı dolayıp hemen yeşil yuvadan da ilmek alıyorum. 8 tane toplam ilmeği şöyle hepsini bir yukarı doğru çekip birleştiriyorum. Yine de oluştum artık. Şöyle 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. Evet, çok güzel oluyor arkadaşlar gerçekten. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Geriye kalan kısma, bakın oradaki kapattığım teli de alıyorum temiz olsun. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, 5, 6. 7. yeşil yuvada şöyle ilmeğin arasında kapatıyorum. Şimdi bunu buraya tutturuyorum ki tutturmayınca bile kalıp gibi duruyor arkadaşlar ama tutturuyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekip ipimizi koparalım. Şöyle tamamlamış olduk inşallah. Şöyle bakın. Şöyle elimle de dalın tam ortasına yerleştiriyorum. Hemen bu ipleri yakıp temizleyip geleyim arkadaşlar.
Evet, şöyle modelime karşıdan bir bakın istedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir duruşu var. Böyle yaprağıyla, çiçeğiyle takım, hoş bir model oldu şöyle. Size göstereyim bakın. Şöyle bir duruşuna bakın. Çok güzel gerçekten. Zarif bir model oldu. Sizle yaptığımız, bakın kalıp gibi de oldu arkadaşlar. Şöyle hem yaprağı hem de şu duruşunu şöyle bombili yaparak ötelerseniz kalıp gibi duracak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Tülbentinizin içindeki renklerden herhangi renkten yapabilirsiniz. Sadiye de şimdi her renkten çok güzel, şahane oluyor. Şöyle ikisini de yan yana getirerek de göstereyim. Bakın yaprağı ve çiçeği takım hoş bir model oldu. Farklı modeli arayanlar şöyle benim gibi bir şeyleri takım yapıp böyle güzel seviyorum arkadaşlar. Bazen böyle ara suyu olsun, yaprağı olsun takım hoş duran modelleri şöyle göstereyim. Tülbentin içinin çiçeğiyle de görünsün. Hoş ve zarif duruşu, güzel duruşu oldu. Yaprağın dolgularını daha az, 15'i de yapabilirsiniz arkadaşlar. Azaltabilirsiniz. Ara mesafesini istediğiniz mesafeden verebilirsiniz. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim tekrar. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.